Öncelikle hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Bugün CHP Mersin'in milletvekili Ali Mahir Başarır'la birlikteyiz. Kendisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'da toplu açılış töreninde bir çocuğu kürsüye çıkartması ve çocuğun söylediği sözler nedeniyle orada kürsüde bulunan milletvekillerinin, görevlilerin gülmesi hakkında konuşmak istiyoruz. Öncelikle Ali Bey, bu davranışı, çocuğun söylediği sözlere hiçbir şekilde engel olunmamasının, aksine oradaki görevlilerin gülmesini nasıl karşılıyorsunuz? Nasıl bir duruş var sizce bu kürsüde? Tabii bakın, hem o çocuğumuza hem 84 milyona organize bir şekilde yapılan bir kötülük var ortada. Zaten bunu son dönemlerde AKP ciddi bir şekilde yapıyor. Organize kötülük. 4 bakan, bir cumhurbaşkanı, eski bakanlar, milletvekilleri orada bir çocuğu, masum bir çocuğu alıyor. O sonuçta bir çocuk. Onun hiçbir şekilde hukuki bir ehliyeti yok. Çok farklı şeyler konuşulabilir. O çocuğun yapması gereken şeyler ülkesi adına, geleceği adına güzel hayaller kurmak. Ama maalesef önce çocuğu dinliyorlar. Önce diyeceklerinin teyidini alıyorlar, sonra mikrofonu veriyorlar. Gerçekten bir baba olarak, öncelikle milletvekilliğini falan bir kenara bırakıyorum, dehşete kapıldım. Çünkü ülkenin geldiği nokta bu. Bu beyefendi o koltukta oturmak adına bir çocuğu ya da başka menfaatleri, her şeyi kullanacak duruma gelmiş. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Biz bununla ilgili paylaşım yaptığımız zaman genel başkanımız hemen şunu söyledi. Orada bir çocuk var, o bir melek, onun hiçbir suçu yok. Suçlu, o mikrofonu uzatan o şahıstır dedi. Ve biz paylaşımlarımızı kaldırdık. Çünkü ileride o çocuk bunları görecek, o çocuk bunlarla yaşayacak. Belki ileride çok farklı düşünecek. Belki ileride çok farklı bir kişi olacak. O yüzden biz pedagogları da dinleyerek çocuk hakkında görüntülerle ilgili çok fazla yorum yapmadık. Çocukla ilgili yapacak hiçbir şey yok zaten, dediğim gibi. O bir çocuk. Ama seçim için, oy için, koltuk için, rakibini kötüleyebilmek için o çocuğu kullananlar utansın. O zihniyette olanlar utansın. Ha, utanırlar mı? Utanmazlar. Çünkü hepsi pişkin pişkin gülüyordu. Sırıtıyordu. Çok mutluydu. Şimdi günün birinde eminim Sayın Genel Başkan'ın makamına o çocuk gelecek. Sayın Genel Başkan o çocuğa sarılacak. O çocukla sohbet edecek. Çünkü bizim fıtratımızda kin, nefret, ayrıştırma, bir çocuğu, bir kadını ya da olayları kullanarak bir yere gelmek yoktur. Ben bunu yapanları kınıyorum. AKP'nin adı artık bu cumhurbaşkanı ve bakanlarının adı organize kötülük olarak geçiyor. Organize kötülük olarak bu ülkeye geliyorlar. 84 milyon bunu hak etmiyor. Biz bu kadar ayrışmayı, bu nefret dilini, bu kirli organizasyonları asla hak etmiyoruz. Artık farklı şeyler konuşmamız lazım. Bakın, akşam trolleri görüyoruz. Paralı trolleri görüyoruz. İnsanları nasıl linç ettiğini görüyoruz. Gündüz bir çocuğu bile kullanmaktan sakınmayan gözünü bir cumhurbaşkanını görüyoruz. Ülke bir felakete gidiyor. İşte hepimiz vatanını, ülkesini seven 84 milyon bu organize kötülere karşı bir olmak zorundadır. Yani o nefrete karşı sevgiyi, o kine karşı beraberliği, o küfre karşı güzel sözleri hep beraber kullanarak bunları organize kötüleri yollayacağız. Mitinglerdeki genel tavrı nasıl buluyorsunuz? Bu ayrımcılık başka hangi konularda dile getirilmekte sizce? Bakın, bu cumhurbaşkanı devlet imkanlarını yaparak mitingler düzenliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer Trabzon valisi cumhurbaşkanının yapacağı mitinglere insanları çağırıyorsa, Trabzon valisi mitinge insanları davet ediyorsa devlet artık başka bir noktaya evrilmiş demektir. Yani valisiyle, kaymakamıyla, hakimiyle, savcısıyla miting yapıyor beyefendi. Unutmasın, Recep Tayyip Erdoğan devlet değil. Devleti yöneten 5 yılına seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Yarın o gider, başka birisi gelir. Kimse kendini devlet yerine koymasın.
Kimse kendini devletle özdeşleştirmesin. Maalesef devletle özdeşleştirilmiş Trabzon valisi, dediğim gibi Trabzon halkını mitinge çağırıyorsa çok yanlış. Oysa Trabzon valisinin görevi vatandaşların güvenliğini, huzurunu, asayişini, hizmetlerini sağlamaktır. Bunu bir yere koyalım. Bunun dışında bakın sürekli ana muhalefete hakaret eden, milletvekillerine tehditler yağdıran bir cumhurbaşkanı var. Daha yakın bir zamanda bir gazeteci tutuklandı, Sedef Kamaş. Ama bu cumhurbaşkanı o tutuklama kararından bir hafta önce çıkıp da meydanlarda şunu söylemedi mi? Ey dedi Kemal Kılıçdaroğlu, sen bir kenara çekiliyorsun, köpeklerin havlıyor dedi. Kimdi o köpekler? Kimi kastetti? Milletvekillerini, grup başkan vekillerini, merkez karar yürütme kurulu üyesini. İşte bu kadar kirli bir dil kullanan cumhurbaşkanı var. Bu kadar ayrıştıran bir cumhurbaşkanı var. Dediğim gibi o koltuk için, orada oturmak için yapamayacağı şey yok. Kullanamayacağı bir canlı, bir insan, bir konu, mezhep, din, ırk hiçbir şey yok. Zaten kötü olan bu.